Her iki takımın da puan tablosunda ilk üçte olmadan çıkacağı bir derbi izleyeceğiz. Bu en son olduğunda 2019-20 sezonunun 9. haftasındaydı. Beşiktaş o maça 12. sırada çıkarken Galatasaray ise 6.'ydı. O karşılaşma Beşiktaş'ın sahasında oynanmış ve siyah-beyazlar o eşleşmeden Umut Nayır'ın golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Ezeli rekabette Galatasaray galibiyet sayılarında üstün. Beşiktaş'ın 37 galibiyetine karşı sarı-kırmızılıların 46 galibiyeti bulunuyor. Bu eşleşmede ligde Galatasaray'ın gol sayısı da Beşiktaş'ınkinden 21 fazla. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda ise durum çok daha denk. Adeta derbiler 3 sonuca da açıktır cümlesinin vücut bulmuş hali gibi. Hatta o kadar ki atılan gol sayıları da eşit. Her iki takım da topla oynamayı tercih eden profildeler. İç saha istatistiklerine baktığımızda Beşiktaş'ın topla en çok oynayan 5. ekip olduğunu görüyoruz. Galatasaray ise deplasman istatistiklerine göre bu alanda 4. Bu sayılar içinde dikkat çekici olan Galatasaray'ın savunma aksiyonu istatistiklerinde orta alt sıralarda yer alıyor olması. Beşiktaş'ın ise iç sahada pas arası lideri olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ölçümlere göre Beşiktaş'ın rakip kale önündeki tehdit seviyesi olması gerekenin altında. Maç başına penaltılı 1,48, penaltısız 1,39 gol beklentisi şampiyonluk adayı bir takım için düşük. Nitekim Beşiktaş bu iki kalemle ligde 10. ve 9. sırada. Galatasaray ise aynı iki kategoride sırasıyla 4. ve 5. sırada. Her iki ekibin 10 pas üstü dizi sayısı ortalamaları yakın olsa da bunları pozisyona çevirme açısından Galatasaray üstün ve bunun sonucunda deste hücum ortalaması olan 2,33 Galatasaray'ı bunu ligde en çok yapan 3. takım yapıyor. Beşiktaş'ın oyununun geçen sezondan beri devam eden ön alan baskısı karakteri ise PPDA sayısıyla gözler önünde. Daha önce belirttiğimiz gibi bu sayının düşük olması daha yüksek ön alan baskısını tarif ediyor. Beşiktaş sahanın ön tarafında rakiplerine 9,1 pasta bir defansif aksiyon uyguluyor. Galatasaray'da ise bu sayının 10,4 pasta bir olması onları bu alanda ligin 5.'si yapıyor. Beşiktaş attığı 18 golün 3'te 1'ini 2. devreden sonraki 15 dakikalık dilimde buldu. Galatasaray ise benzer şekilde attığı 14 golün yaklaşık 3'te 1'ini ilk devrelerin son 15 dakikalık diliminde rakip ağlara gönderdi. Golleri yedikleri dakikalarda ise göze ilk çarpan Beşiktaş'ın karşılaşmaların ilk yarım saatini oluşturan 2-15'er dakikalık dilimde gol yememiş olması. Hatta Beşiktaş'ın bu sezon yediği en erken lig golü geçtiğimiz hafta 40. dakikada Okaka'dan geldi. Galatasaray'da ise daha önceki bölümlerimizde özellikle öne geçip skorda yakalandığı maçlar sonrası anlattığımız gibi 30-45 arası sorunlu bir dakika aralığı olarak göze çarpıyor. Beşiktaş'ın ise sorunlu periyodu karşılaşmaların son 15 dakikalık dilimleri. Ancak o dilimlerinde uzatmalarla birlikte 15 dakikadan daha uzun sürdüğünü unutmayalım. Ligimizdeki bütün takımların çektikleri ve kalelerine rakiplerinin çekmesine izin verdikleri şut sayılarına ve derbinin iki tarafının bu grafikte nereye düştüğüne göz atalım şimdi de. Bekleneceği gibi Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş sağdalar. Yani çok şut çeken takımlar tarafındalar. Fenerbahçe neredeyse ortada. Dikey eksene baktığımızda ise Trabzonspor'un sadece en çok şut çeken değil, Alanya Spor'la birlikte en çok şut çektiren takım olduğunu görüyoruz. Beşiktaş ise en aşağıda, yani ligin kalesine en az şut çektiren takımı siyah-beyazlılar. Bunun gol beklentisiyle ilgili sayılara yansıması ise daha farklı. Alanya Spor yine kalesinde gol beklentisinde yukarılarda
Ancak bu kez kimse Çaykur Rizespor'un yanına yaklaşamıyor. Kalesinde gol beklentisinde rakiplerine en az gol beklentisi veren takım Fenerbahçe olurken Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor'la birlikte ortalarda buluşuyorlar. Beşiktaş'ın sezonluk gol beklentisi haritası, penaltılar dahil 13,3 gol beklentisinden bulunan 18 golle pozitif performans anlatıyor. Yalnız şutların ortalama XG değeri olan 0,1, Beşiktaş gibi kaliteli hücum ayaklarına sahip bir takım için düşük sayılabilir. Galatasaray'ın sezonluk gol beklentisi haritası ise Beşiktaş'ınkinin aksine negatif bir performansı anlatıyor. 133 şuttan toplanan yaklaşık 16 gol beklentisinden bulunabilen 14 gol olumlu değil. Ceza sahası dışından sadece 1 golü bulunan Galatasaray'ın şutlarının ortalama gol beklentisi ise 0,12 ve bu kötü bir değer değil. Kalesinde gol beklentisine bir de bu görselden baktığınızda Beşiktaş'ın 11,5 gol beklentisinden 10 gol yemiş olması takım için iyi olsa da çekilen şutların ortalama gol beklentisinin 0,14 olması Beşiktaş'ın rakiplerine kaliteli şut imkanı bıraktığını gösteriyor ve bu da bir savunma problemine işaret ediyor. Galatasaray'ın kalesindeki gol beklentisi de Beşiktaş'ınki gibi. 13,3 gol beklentisinden 12 gol yenilmiş olması iyi, ancak yine rakiplerin şutlarının ortalama XG değerinin 0,13 olması bir takım savunması sorunu. Takım performanslarından yine gelişmiş ölçümler üzerinden oyuncu performanslarına geçelim. Beşiktaş'ın maçlarında bu sezon şutla biten akan oyun aksiyonları içinde en çok yer alan oyuncu takımın Belçikalı yıldızı Meşi Batshuayi. Akan oyundan 24 şutunun yanı sıra 7 şut pası ve 5 de kurulama katkısı olan Batshuayi toplamda 36 akan oyun hücumuna dahil olmuş durumda. Onu toplamda 32 ile Josef ve 28 ile Gezzal takip ediyor. Aynı verinin Galatasaray tarafı ise daha ilginç. Çünkü en üst sırada saha içinde defansif görevleri daha çokmuş gibi düşünülen Berkan var. Toplam 35 kez şutla biten akan oyun dizisine dahil olan Berkan, bunların 22'sini pas zincirine dahil olarak yaparken 10'unda şutla, 3'ünde ise şut pasıyla bunu gerçekleştirdi. Berkan'ı Çıkıldağ'u ve Kerem takip ediyor. Takımdan ayrılan Emre Akbaba'nın ise Galatasaray'da bu alanda hala 5. olduğu notunu da düşelim. İki takımda da gözler hiç şüphesiz en çok golcülerin üzerinde olacak. Beşiktaş'ta 18 golü 10 oyuncu paylaşırken Batshuayi ve Güven bu gollerin 7 tanesini atan isimler oldular. Batshuayi'nin girdiği pozisyonların kalitesine göre bulduğu gol sayısı gol beklentisine çok yakın. Güven'in ise 0,57 gol beklentisinden bulduğu 3 gol oldukça etkileyici. Kenan Karaman'ın henüz 398 dakikada lig golü bulunmuyor.